de misafirler huzurunda sormak istiyorum. Siz Ayhan kızı Harika Yılmaz, Adnan oğlu Cem Çelik ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Anne! Harika! Dur kızım! Evet demeden önce beni dinle. Halanla ilgili bilmen gereken şeyler var. Hemen çık bu bahçeden Nihan. Kimse seni çağırmadı. Yanılıyorsunuz. Beni Zeren çağırdı. Şimdi çekilin. İzin vermiyorum. Çekilmiyorum. Sen derhal gidiyorsun buradan. Hadi. Harika'yla konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Harika, beni dinlemek zorundasın. Süreyya Hanım'ın size anlattıkları doğru değil. Ben yıllarca size ulaşmaya çalıştım. Mektuplar yazdım. Hiçbirini size vermedi. Dönmek istedim. Sizi geri almak istedim. Ama bana izin vermedi. Bana engel oldu. Versene hala, doğru mu? Sen niye şimdi geldin? Niye bugün geldin? Ben bunca zaman siz mutlusunuz diye ortaya çıkmadım kızım. Ama öğrendim ki sen halanın mutluluğu için kendi mutluluğundan vazgeçecek hale gelmişsin. Gerçekleri bilmek hakkın. Bu kadar mı Nihan? Niye eksik anlatıyorsun? Her şeyi anlatsana. Doğru mu? Kızlara karşılık benden para aldığını da anlatsana. Hala sen nasıl yaparsın? Ben her şeyi senin için yaptım. Sen mutlu ol diye. Ben bu konağı neden ipotek ettim? Hiç düşündünüz mü? Hanımefendiye para yetiştirmek için yaptım ben bunu. Hale bak, zamanında paraları aldı gitti. Şimdi de gelmiş kızlarım diyor. Yok ya. Yapma Harika, dinlemen lazım. Senin burada işin yok. Nereden geldiysen oraya git hadi. Hemen. Benim de hatalarım oldu evet. Her şeyi konuşmaya varım. Ne zaman isterseniz. Bunu yapmak zorunda değilsin.
bunca yıl. Bunca yıl yalan mı söyledin hala? Harika, yapma Allah aşkına. Ben sizi korumak için yaptım bütün bunları. Nikahı biraz erteleyebilir miyiz? Nikahı ertelemiyoruz. İptal ediyoruz. Harika. Konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Efendim, kusura bakmıyorsunuzdur inşallah. Çocuklar işte, gençlik. Böyle bir çatışma çıktı aralarında. İki sefer denediler evlenmeyi. Olmadı. Hadi diyelim ki üç Allah'ın hakkıdır. Üçüncüde buluşmak üzere. Güle güle. Hoş geldiniz. Geçin şöyle, oturun lütfen. Bir şey içer misiniz? Biz hiç uzatmayalım. Bugün yeterince şeyi duyduk, öğrendik. Süreyya Hanım bize bir şeyler anlattı ama dahası da varmış. Siz mümkünse bize böyle bir baştan başlayıp her şeyi bir anlatın Nihan Hanım. Tamam, tabii ki. Her şeyi bilmeye hakkınız var. Ben Ayhan'ın çalıştığı gazeteye stajyer gazeteci olarak başlamıştım. Öyle tanıştık. Çok hoş bir adamdı. İdolümdü benim. Meğer o da uzaktan uzağa sevmiş beni. Sonunda bir gün cesaretimi toplamış. Geldi, açıldı bana. Çok mutlu oldum. Ama hiçbir cevap vermedim. Ayhan da şaşırdı. Niye cevap vermediniz? Bir sırrım vardı çünkü. Ayhan buna ne der bilmiyordum. Ne sırrı? Ben daha önce bir evlilik yapmıştım. Tamam. Bu mu sır? Bir de bir çocuğum vardı. Henüz bir yaşında bir bebek. Anlamadım. Çocuk. Evet, harika. Sen o zaman çok küçüktün. Ben anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? Sen Ayhan'ın kızısın. Ama ablan ilk eşimden. Ayhan sizi hiç ayırmadı. Harikayı, öz kızı bildi. İyi misin? Ben doğru mu anladım? Ayhan Yılmaz benim babam değil.
Süreyya Yılmaz benim halam değil. Allah. Zeren ama kardeşim değil mi? Orası kesin. Değil mi? Ben tüm bunları bilmenizi istedim. Hatta sana küçükken yazdığım mektuplarda her şeyi anlattım Harika. Kim olduğunu bilerek büyümeni istedim. Ama işte... Kim? Kim benim gerçek babam? Adı Levent. Üniversitede tanıştık. Okul bitmeden de evlenmiştim. Ben hemen hamile kaldım. Meğer aşkımızın ömrü kısaymış. Hayatta mı? Askere gitti. Geri gelmedi. Abla iyi misin? İyiyim, iyiyim. İkinci kez babamı kaybediyorum. İnsanı her zaman başına gelmiyor. Niye şimdiye kadar sustunuz? Biz büyüdükten sonra halam sizle görüşebilirdin bizimle. Sosyal medyadan falan ulaşabilirdin mesela. Birdenbire hayatınıza girip düzeninizi bozmak istemedim. Bir de yasal engellerim vardı. Türkiye'ye giriş yapamıyordum. Şimdi ne değişti? Ne diye geldin o zaman şimdi? Çiçek göndermeler, doğum günü, birden bu zamanda böyle ortaya çıkmalar. Kemal Bey buldu beni. Kemal mi buldu? Hoş geldiniz. Kemal Bey değil mi? Evet. Buyurun. Niçin görüşmek istediniz benimle? Kızlarınızla ilgili görüşmek için buradayım Nihan Hanım. Siz kimsiniz tam olarak? Ben Harika'ya çok değer veren biriyim diyelim. Harika. Bakın Nihan Hanım, ben size yardım etmek için buradayım. Eğer bana her şeyi anlatırsanız daha hızlı yardımcı olabilirim. Ben sizi tanımıyorum beyefendi. Size bir şey anlatmak için bir sebebim yok. İyi günler. Tamam o zaman ben size anlatayım. Süreyya Hanım kızlarınıza onları terk edip gittiğinizi anlatmış. Bir adama aşık olduğunuzu... Bu yüzden onları bırakıp gittiğinizi söylemiş. İkisi de sizden nefret ederek büyümüş. Maalesef. Bunu düzeltmek istemez misiniz? Onlarla yüz yüze konuşmak. İkisi de gencecik, çok güzel kadınlar. Onları yeniden tanımak istemez misiniz? İstemez olur muyum? Ben yıllarca gitmek istedim. Onların bana kızacağını bilsem de onları görmek istedim. Ama işte olmadı. Yasal sıkıntılarım var. Ben ülkeye giremiyorum. Bakın Nihan Hanım. Harika benim için çok değerli. Eğer isterseniz ben sizin dönmenize yardımcı olabilirim. Gerçekten bunu yapabilir misiniz? Yapabilirim. Yeter ki siz dönmek isteyip istemediğinize karar verin. Yarın Harika'nın doğum günü. Orada olabilmek için her şeyimi verirdim. Yarın sizi Türkiye'ye götüremem. Ama küçük bir başlangıç yapabiliriz. Doğum günümden önce işim vardı, ortadan kayboldu. Bu yüzden miydi o zaman? Bugün burada karşı karşıya durabiliyorsak, oturabiliyorsak bu Kemal Bey sayesinde. Bu arada bu sizin. Bu ne? Halanızın yolladığı paralar. Sizin için biriktirdim. Hesap ikinizin adına. Biliyorum.
Biliyorum çok zor tüm bunları kabullenmek. Hele senin için harika. Yalnızca şunu bilin. Ben ikinizi de hep çok sevdim. Çok yalnızdım. Kimsesizdim. Arkamda kimse olmadığından halanızdan çekip alamadım sizi. Para verdiğimde sesimi çıkaramadım. Sonra çok pişman oldum. Ama şimdi şunu bilin. Ben sizinleyim. Arkanızdayım. Halanızı yok sayın diyemem elbet. Saymayın. Ne güzel yetiştirmiş sizi. Harika. Sen onun öz yeğeni olmadığın halde seni öz kızı saymış. Ben senelerce çok kızgındım ona. Ama sizin için yaptıklarını da yok sayamam. Artık her şeyi biliyorsunuz. Ne yapmak istediğiniz sizin kararınız. Kocaman, yetişkin, kendi ayakları üstünde duran genç kadınlarsınız. Çok, çok güzelsiniz. Abla, ben yalnız kalacağım. Bir kahve içtim ya küçük kızımla. Bunun olacağını hayal bile edemezdim. Daha burada mısın? Yani nerede kalacaksın? Buradayım. Size doymadan hiçbir yere gitmem. Bizim olanları biraz sindirip düşünmeye ihtiyacımız var. Biliyorum. O yüzden ben sizi aramayacağım. Siz ne zaman isterseniz o zaman konuşuruz. İyi geceler. Zeren. İyi ki aradın beni. Sana çok teşekkür ederim. Sen beni aramasaydın belki de ben cesaret edip gelemezdim. Anne. Ben iyi değilim. Ablama ben de yalan söyledim. Çok fena bir şey yaptım. Ondan seni aradım çünkü sana çok ihtiyacım var. Tamam. Ben artık buradayım. Hatalarımızı hep beraber telafi edebiliriz.